Kanalımıza hoş geldiniz. İşte erken emeklilik formülü 3 şart detayı. Emeklilik için 3 şartı yerine getirmek gerekiyor. Bunlar belli bir yaşa gelmek, ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra belli bir süreyi geçirmek ve belli bir sayıda prim ödemek. Bu süreleri ve prim sayılarını ilk sigorta olduğunuz yani çalışmaya başladığınız tarih itibari belirliyor. Sigortalılar bazı durumlarda çalışma imkanları bulunmadıkları için prim eksiklikleri oluyor. Çalışma hayatına askerlik, doğum, eğitim, yurt dışı gibi sebeplerle ara vermek zorunda kalınıyor. İşte bu durumda bu eksik günleri satın almak yoluyla yani borçlanarak tamamlama imkanı var. Üstelik bazı durumlarda bu işlem size yıllar önce erken emekli olma şansı da sağlıyor. Örneğin sigortadan önce askerlik yapanlar 1 yaş erken emekli olabilirken kadınlar 3 çocuk borçlanarak 6 yıl kazanıyor. Yaş şartı tamamsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Yasada sıralanıyor sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 41. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu maddeye göre şu süreler borçlanılarak prim kazanılabiliyor. Burada borçlanmak kasıt o günlerin parasını ödeyerek satın alma anlamı taşıyor. İşte o süreler sigortalı kadın 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, kamu personelinin aylıksız izin süreleri, sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenimi süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, grev ve lokafta geçen süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri 4857 sayılı kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri sigortalı olmaksızın 8.4.1929 tarihli ve 1416 sayılı ecnemi memleketlere gönderilecek talebe hakkında kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden hükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonra döneme ait olan kısmı sigortalının kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanma hakları bulunmaktadır. Nasıl borçlanılıyor? Bunlardan da bahsedelim sizlere. Borçlanma yapmadan önce buna hakkınız olup olmadığını belirlemeniz gerekiyor. İsterseniz bazı borçlanmaların size ne kazandıracağını daha detaylı bakalım. Askerlik borçlanması, askerliğini sigortalı olmadan önce yapanlar için erken emeklilik şansı var. Bu kişiler askerlik günlerini borçlanarak işe giriş tarihlerini o kadar gün geriye çekebiliyor. Bu durum onlara en az 1 yıl erken emeklilik sağlıyor. Eğer sigortadan sonra askerlik yapılmışsa bu durumda yine borçlanılarak eksik günler tamamlanabiliyor. Doğum borçlanması, kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuklarını borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyor. Bu da 6 yıl çalışmalarına gerek olmadan primlerini tamamlamalarını sağlıyor. Örneğin bir kadın 58 yaşına gelmiş ancak primi 6 yıl eksik. Bu kadın 3 çocuğunu borçlanarak 6 yıl daha çalışmaya veya beklemeye gerek olmadan erken emekli olabiliyor. Yurt dışı borçlanması, yurt dışında 18 yaşından sonra geçen çalışma sürelerini erkek sigortalılar borçla
Yani satın alarak Türkiye'de emekli olabiliyor. Eğer Türkiye'de de sigortaları varsa bu durum daha da avantajlı oluyor. Kadınlar ise yurt dışında 18 yaşından sonra geçen süreleri çalışmasalar da satın alabiliyorlar. Ancak son yasal değişiklikle yurt dışı borçlanma Bağkur kapsamına alınma kapsamında unutmamak lazım diyoruz. Ve kısmi çalışanlar tamamlıyorlar. Kısmi çalışanlar tamamlıyor. Nasıl? Part-time çalışanlara 2011 yılında çıkartılan bir yasayla önemli ve bir borçlanma imkanı getirildi. Buna göre kısa süreli çalışanlar 25 Şubat 2011 tarihinden sonra günlerini 30 güne tamamlamak için borçlanma yapabiliyorlar. Memurların hakları, memurlar ise ücretsiz izne ayrıldıklarında geçen süreleri borçlanarak keseneklerine ekleyebiliyorlar. Ne yapmak lazım? Borçlanma yapmak için işlemler zor değil. Öncelikle hakkınız olup olmadığını belirledikten sonra şu adımları izleyin. SGK'ya dilekçe ile başvurun. Borçlanılacak süreleri belirleyin ve borçlanma tarihine göre para ödeyin. Ödeme tablosu en düşük brüt asgari ücret 3577.50. Bir günlük borçlanma 38.16 TL. Bir aylık borçlanma 1144.80 lira, 18 aylık askerlik 20.606, bir çocuk 24 ay 27.475, en yüksek şöyle diyebiliriz, brüt asgari ücret 3577, bir günlük borçlanma 286.20, bir aylık borçlanma 8.586, 18 aylık askerlik 154.548 ve bir çocuk 24 ay 206.000 lira diyebiliriz. Bu konuda da yine haberler geldikçe size an be an aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Saygılarımızla abone olup bildirim zilini açarsanız bu tip haberlerin an be an cep telefonunuza yansıması mümkündür. Hoşça kalın.